Burada Ahmet Şahidov Azərbaycandan gəlmiş insan hakları savunucusu, uluslararası alanlarda, AGİT, Birləşmiş Millətlərdə, Xocalı Soyqırımın tanınması istiqamətində çox sərt işlər görüyor. Ona söz vermişdir. Çox təşəkkür edirəm, Fəridi. Ben ilk öncə Xocalı kəndində 30 yılından önce hayatını kaybetmiştim. Şehirlər uzaklardan rahmet ediyorum ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ne başta Mustafa hocamız olmakla Silahçı Gençler Birliği'ne ve tüm katılımcılarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum ki bugün Azerbaycan'ın bu ağrılı acılı günlerinde bizim yanımızdasınız. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde son 5 yılda benzeri etkinlikler çok düzenlendi ama bugün farklı duygularla, farklı düşüncelerle buradayız. Çünkü son yıllara kadar biz Xocalı soykırımını bir yenilmiş, mağlup bir halk olarak, toplum olarak anıyorduk. Maalesef o batı dünyasının, emperyalist güçlerin adaletine inanarak dünyadan bir adalet bekliyorduk. Ve Azerbaycan'a münasebette bir üç maymun oyununu son 30 yılda oynadığını gördük. Ama bugün biraz gururluyuz. Çünkü 30 yıl bundan önce Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde ve özellikle de Xocalı'da insanlık adına bir cinayet işlenmiş, katliam, soykırım yapılmış ve o şehitlerimizin ve tüm 1. Karabağ Savaşı'nda, 2. Karabağ Savaşı'nda hayatını bu vatan için feda etmiş şehitlerimizin kısasını nihayet ki 2020 yılında 44 günün 2. Karabağ Savaşı'nda biz alabildik ve burada ben bir özellikle onu söylemek istiyorum ki 44 günün 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk gelişimdi, ilk seferimdi. Tamam farklı duygulardı bu toprağa ilk ayak bastığımda. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir içimden bir minnettarlık, şükranlık hissini duydum. Çünkü bu savaşın kazanılmasında, bu zaferin kazanılmasında tabii ki Azerbaycan'ın kahraman oğullarına, şehitlerimize, gazilerimize ve başkomutan Sayın İlham Aliyev'in fedakarlığına, cesaretine borçluyuz. Bunun yanı sıra tabii ki kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanından Savunma Bakanlığı'na kadar, Dışişleri Bakanlığı'na kadar, 7'den 77'ye kadar her bir TC vatandaşına, Azerbaycan'a gösterdiği desteği sayesinde bunu kazandık. O yüzden ben sizlere cebinde TC kimliği taşıyan her bir kese teşekkürümü bildiriyorum. Hep bizim yanımızda oldunuz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevincimiz, kederi, acısı, acımızdır düşüncesini yıllardır, yüzyıldan fazla bir sürede yaşattığınız için bundan sonra da bu birlikteliğimiz, kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bunu biz artık kağıta, resmiyete dökmüş olduk Şuşa bildirgesiyle. Bundan sonra inşallah Türkiye'nin sevinçli günlerinde her zaman yanınızda olacağız ve Allah bizi bu birliğimizi, kardeşliğimizi hep beraber kılsın. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ben düşünüyorum ki artık siyasilere bakabiliriz. Buradan ben istiyorum söyleyeyim. Onlar konuşma yapmak istemiyor. Azerbaycan Devlet Gençler Bakanlığı temsilcileri de burada da. Onları da selamlıyoruz. Az Haber Media Grubu Başkanı Hacı Bey burada. Avrupa Barış Hərəkatının Başkanı Cavit Bey burada da. Polşa'dan katıldı. Ve diğer arkadaşlar burada da. Hepsine teşekkür ediyorum katıldıklarınız için. Düşünüyorum ki hocam resimlere bir bakarsak şey olur. Bir daha teşekkür ederim. Sağ olun. Minnettarım. Hocam yardıma gelen arabalar bile bulunuyorlar. Çok özür diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Ondan sonra gitti.